Giydiği beyaz tüllü kostümler, sıkıca arkaya topuz yaptığı siyah saçları ve salonun en gerisinden bile güzelliği fark edilen iri siyah gözleriyle sahnede her zaman göz kamaştıran bir balerindi o. Parmaklarının ucunda yere ince ince dokunarak kelebek hafifliğinde uçarcasına dans eder, yürek hoplatacak zorluktaki figürleri bile yumuşak vücut dönüşleriyle kolayca gerçekleştirirdi. Sahnedeki zarafeti, yumuşaklığı ve kusursuzluğu onu kısa zamanda Türk balesinin en saygın baş balerini yaptı. Tabii bu mükemmellik sahne gerisinde yıllarca her gün sebatla sürdürdüğü ve hiç aksatmadığı antrenmanlar ve ertelenen çocukluk, gençlik, annelik ve kadınlıkla mümkün oldu. Biz baleyi onunla yaşarken o da hayatı baleyle özdeşleştirdi. Bugünkü konuğum Türk Balesi'nin prima balerinası Sayın Meriç Sümen. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizi konuk etmek bizim için büyük bir şeref. Teşekkür ederim. Biraz gerilere gitmek istiyorum. Özellikle son yıllarda ne mutlu ki pek çok aile özellikle kız çocuklarını baleye gönderme konusunda oldukça hevesli ve istekli. Ancak sizin baleye başladığınız zamanlarda bir balerin ne yapar, gelecekte bir balerini neler beklenir ve bale nedir o kadar yaygın bir bilinç halinde değildi. Sizin baleye başlamanız bir aile isteğiyle mi oldu yoksa bir tesadüf sonucu muydu? O şartlarda. Ailemde de sanatçılar vardı. Tabii bale yapmıyorlardı onlar. Daha çok müzikle ilgileniyorlardı ama benim baleye başlamam gene danstan dansa geçiş oldu. Çünkü o zamanlar sizlerin de tahmin edebildiği kadar milli dans ve mandolin dersleri verilirdi ilkokullarda. Evet. Ben milli dans dersleri alırdım. Abim de mandolin dersleri alırdı. Bir dans hocam benim. Ailemi bulup bir sene sonu müsameresinde, halk evlerinde yapılan müsamerelerde ailemi görmek istemiş. Kim demiş, Meriç Sümen'in annesi babası, onunla konuşmak istiyorum. Ve bulmuş annem babamı. Hı hı. Babam benim askerdir. Subaydı yani. Yüzbaşıydı o dönemde Ankara'da. Demiş ki Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bale bölümü açıldı. Ben Meriç'le 2 senedir çalışıyorum. Evet. Çok fazla yeteneği var dansa. Neden onu bale bölümüne vermeyi düşünmezsiniz? Hani ister misiniz falan. Tabii babam da tayinlerini olacak, edecek. Ben de 8 yaşındayım. Ve çok ısrar etmiş yani muhakkak baleye verin diye. Sonra işte annemin çok fazla sanatçı tarafı vardır. Babamın da askerlikten ailede disiplin sanatçı şeyi. Sanatçı vardı ama balerin yoktu değil mi bildiğim kadarıyla? Ve sizin çocukluğunuzla ilgili bilgileri okuduğumda çok hareketli, dansa, müziğe yönelik bir karakteriniz varmış daha o yıllarda başlayan. Ve aileniz de bir anlamda bunu desteklemiş yanılmıyorsam. Çünkü babanız siz sadece Ankara'da bale eğitimi alasınız diye istifa etmiş. İşinden ve sizinle birlikte Ankara'ya yerleşmiş. Evet. Doğru mu bu? Evet. Babam çok sevdiği mesleğini, askerliği bıraktı. Çünkü Leyli kazanınca ben konservatuvarı, babam mecburen, yani ben çok küçük bir çocuğum tabii. Evet. Nasıl bırakıp gidecek Sarıkamışlara falan, bir yerlere tayin olmuş. Ve mesleğinden ayrılarak benim çocuğum bu eğitimi tamamlasın bakalım sonra görürüz demiş. Evet. Çünkü o dönemlerde Ankara Operası'nda kurulmuş bir bale kampanyası yoktu. Yani operaların içinde oynayan dansçılar varmış o zamanlarda. Şimdiki gibi yani çocuğum okulu bitirince ne olacak? Hı hı. İşte bak böyle bir toplulukta oynayacak, işte devlet memuru olacak falan, öyle bir ortada görülen bir şey yok. O nedenle ister istemez anne baba olarak bir kuşku içinde tabii benim okulumu bitirmemi beklemişler. Ben bitirmeden evvel Ankara Devlet Balesi ilk defa profesyonel olarak perdelerini açtı. Yani 1960 senesinde, ben 61 mezunuyum. O zaman Kopelya Balesi ile açmışlardı. Evet. Biz de son sınıf talebeler olarak izlemeye gitmiştik orayı, o temsili. O şekilde ilk adım atılmış oldu. Girmiştim. Bir anlamda sizi kazanmamızın nedenlerinden bir tanesi de yine çocuk yaşta yaşadığınız bir anekdot tahmin ediyorum. Kırmızı Pabuçlar filmi. Evet. Yine bunu öğrenince oldukça ilginç bulmuştum. Çok etkilenmiş ve hatta ağlamışsınız çok, o filmi izleyince. Evet. Ben de yani ben de beni kendimi böyle düşündüğüm zamanlar, insan çocukluğunu çok hızlı geçiyor, genç kızlığını filan. Evet. Fakat belli bir yaşlara gelince oturup ben neydim diye düşünmeye başlıyorsunuz. Evet, ben Kırmızı Pabuçlar filminde çok etkilenmiş. Anneme ağlamıştım, ben de balerin olmak istiyorum diye. Evet. Ya pabuçların üzerine nasıl çıkılıyor filan. Mesela ne bileyim, Kızılay'da Madame Marca diye bir
hanım vardı, onun ismini biliyorum. Böyle çok alt katta bale dersleri verirdi. Ben de böyle demirlerden orada piyano sesleri girerdi. Kulağımı dayardım demirlere, o müzikleri dinlerdim Kızılay'da, Ankara'da. Ben de acaba buraya mı gireceğim filan, okul bilmiyorum yani o zaman hiçbir şey. Hep parklarda dans ederdim. Yani her şeyle oynayan, zıplayan bir çocuk. Yani oturmayan bir kız. Şimdi kız çocuklarına bebek verirsiniz eline oynar. Yani benim öyle bir şeyim olmadı hiçbir şekilde. Ben bale babuşlarımla oynadım, hala oynamaktayım. Ne kadar ilginç değil mi? Çocukluktaki yaşananların, insanların ilerideki evet, hayatlarını etkilemesi. Değişmiyor. Yani çocukluğunuzda neyseniz büyüyünce de o oluyorsunuz. O yüzden belki de burada yine güzel bir örnek sunmuş oluyoruz izleyicilerimize. Çocukların o küçük yaştaki eğilimlerini çok iyi tabii, değerlendirmeleri çok iyi gerekiyor. Evet. Evet. Yani ben balenin yanında balerin olmasaydım ne olurdum? Şimdi artık çok geç bunu söylemek için. Evet. Çünkü ben gene balerin olmak isterim derdim. Mesela doktorluk, hemşirelik falan geçerdi. O da çok fazla koşuşmayı, insanlara yardım etmeyi seven, hani böyle Evet. o acıyı dindirmeyi seven bir insan yapısına sahibim. Sanatta da zaten çok fazla özveri vardır. Evet. Doktorlukta da Özellikle çok balede özveri de vardır. tabii ki bale en çok özveri gerektiren Ama bunu sanat hiçbir dallarından. şekilde böyle bak ben ne özveriler verdim, ah 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 filan diye öyle vermiyorsunuz. Yani Severek. öyle bilmiyorum ya, severek de değil. Yani o kendiliğinden akıyor içinizden. Yani onun gereksinmesi neyse o akıyor, devamlı geliyor, tutamıyorsunuz, suyu durduramıyorsunuz yani. Siz bizim için büyük bir şanssınız. Bu kadar özveriyle ve içinizden aktığı gibi baleyi sevmeniz ve o aşkla en üst mertebelere kadar ulaşıp bize baleyi sevdirmek konusunda. Ama gençlik döneminizde de bir anlamda Türkiye'deki balenin kurucusu olan ve belli bir camiada büyük bir saygınlığa sahip, hak ettiği saygınlığa sahip ama geniş kitleler tarafından maalesef yeterince bilinmeyen Dame Ninette de Valva'nın öğrencilerinden biri olmak da sizin için bir şans olduğu Tabii, tahmin tabii. ediyorum. Nasıl bir öğretmendi kendisi, nasıl bir hocaydı ve neler öğrendiniz kendisinden? Şimdi Dame Ninette de Valva'yı, hocamı ben tanıdığımda çok hoş bir hanımdı. Bir kere her şeyden evvel onun zarafeti ve kibarlığı ve güzelliğine biz tabii vurulmuştuk başta. Çünkü bize ilk evvela bale nasıl yapılır öğretmeden evvel sanatçı nasıl olunur onu öğretmişlerdi. Ama kendisinin bize getirdiği hocalar da aynı şeyi öğretmişlerdi. Çok da küçük eline gittikleri, yani hocaların eline 8 yaşında gidiyor o çocuk. Sadece baleyle değil, hal ve gidişiyle de uğraşıyorlardı. Evet. Yani bu çok mühim. Nasıl yürüyeceksin? Mesela koridorda tutarlardı. Saçın yanlış. Böyle yürünmez. Bir sanatçı bu şekilde konuşmaz. Bir sanatçı böyle yemek yemez. Böyle oturmaz. Böyle kalkmaz. Buna kadar eğitimini veren hocamdır Dame Ninette öyle bana. Senelerce her yaz evine beni davet etmiştir Londra'da. Ben Kraliyet Balesi'ne giderken, çalışırken hep onda kalmışımdır. Akşam yemeklerinde tabii bir araya geliyoruz. Her Yani şeyle, hayatın her her alanında o alan. zarafeti sergilemeniz lazım ki Kesinlikle. sahnede de o bütünlüğü Kesinlikle. Çünkü o yakalayabilirsiniz. ona bağdaşıyor. Yani altta aldığın alt kültür, aile kültürü, yaşam kültürü bir sanatçıyı bir yere getirebiliyor. Çünkü ben her zaman, geçenlerde de bir yerde konuşma yaptım. Her zaman teknik olan olaylar, teknik zorluklar çalışarak gelinebiliyor bir yere. Daha çok bacağınızı itebiliyorsunuz. İki dönerken beş dönebiliyorsunuz. İşte zıplayabiliyorsunuz. Bunların hepsinin zamanı var. Adele ona göre güçleniyor, ona göre kafanız basıyor falan çalışıyorsunuz. Ama hani ya ne denir, ağaç yaşken eridir. O kadar dikkatli eğitimi vermek lazım ki eğitici, küçükler eğiticisi olduğunuz zaman. Özellikle bale üzerine konuşuyorum tabii. Bence o kadar teknikle fazla fazla uğraşmamak lazım. Sanatçı nasıl olunur onu öğretmek lazım. Evet, bir hayat felsefesi Tamamen, benimseyip sanatçı ona mertebesine yöneltmek lazım ulaşmak. çocuğu. Tabii bazı çocuklar sıkılıyor bundan. Ben de bazı girdim küçük sınıflara. Bazıları da seni çok ciddi, böyle karşında küçük bir yaş ama surat ve ifadeler çok ciddi olarak alıyor. Yani sanatçı olmak zaten o insanın yapısında olan bir şey. Yani Allah'ın verdiği duygu, disiplin, hırs, azim, işte ne bileyim, yetinmemek, tatmin olmamak. Bunlar size sonradan ilave olunan bir şeyler değil. Yani saçınızı sonradan ilave ediyorsunuz, gözünüzü ilave, her şey ilave oluyor ama huylar ilave olunmuyor. Yani sanatçı olunurken bir kere her şeyden evvel ailesiyle bu karakterlere sahip misin çocuğunuz, yetinmiyor mu? Yani maymun iştahlı mesela, çok yeteneği olabilir vücudunda ama maymun iştahlıysa, disiplinden sıkılıyorsa ne yapacağız biz o yeteneği? Bir Yani süre sonra insanın bütün bırakıyor. bakış açısını, vizyonunu, yaşam tarzını disipline ederek bir Evet. anlamda o hayat felsefesini edinerek bir sanatçı olmak, bir bütünlüğü yakalamak anlamına geliyor. Ama düşünün, diğer mesleklerde de aynıdır.
Yani doktorluğu da ele alsak, mühendis ne veririm yani bir işe çok ama ciddi. Ama bir balerin olarak sizi her zaman o zerafet içinde görme arzusunda taşıyor çevrenizdeki insanlar. Yine bu anlamda Dame Nunet ve Valva ile devam etmek istiyorum. Çünkü demin de belirttiğim gibi ülkemizde balenin kurulması için kendisi İngiltere'den davet edildi. Ve geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 75. yıl dönümünü kutlarken balemizin de 50. yıl dönümünü kutladık. Hı hı. Ve kendisine tabii ki sizler adına bizler de çok şey borçluyuz. Ve siz belki de bu bağlamda geçen sene Londra'ya gidip kendisini evet. ziyaret ettiniz. Ne duygular içinde karşıladı kendisi sizi? Çok yaşlı biliyorsunuz. Evet. Geçen sene ben bundan 3 ay evvel de gittim Londra'ya kendisini ziyaret ettim. Artık beni tanımıyor. 101 yaşında çünkü. Evet. Geçen sene de 100 yaşındaydı. Yani her şey gayet iyi, normal, fakat beyni çalışmıyor. Yani çoğu mahkemeleri yok. Çocukluğuna dönmüş olarak oturuyor. Gittiğimizde Reis Cumhurbaşkanı'na takıldı. Kendisine Türkiye Cumhuriyeti adına teşekkür etmeye gitmiştik. Bir ne oluyor elledi filan. Aa dedi, çok teşekkür ederim. Türkler çok nazik insanlardır dedi. Evet. Elini tuttum. Madam dedim, beni hatırlıyor musunuz dedim. Çünkü o beni kucağında oturturdu ilk. Evet. Bir kere ben bir hareketi yapamamıştım. Ağlamıştım çok. Çok ağlamışım herhalde, dayanamamış. Kucağını oturtup bütün gözyaşlarımı silmişti. O sildikçe daha çok ağlamaya başladı. O zaman çok kötü oldum. Çünkü onun ben o güzel tuvaletlerini, o güzel taktığı kolyeleri, kuliste böyle beni seyrederken bana gayret veren gözleri, bazen bana kızdı. Çünkü ben bazen hareketleri değiştiriverirdim. Çok hoşlansa bile benim herhalde zamanım vardı o hareketleri evet. değiştirmenin sırası vardı. Biraz bazı şeyleri sırasız da yapardım. O da benim doğaçlamam oluyor tabii. Evet. Evet. Çok hoş, bana sitem ederdi. Güzel doğaçladın ama daha çok erken derdi. Bir anlamda aslında o güzellikleri öncelikle sizin vesilenizde, daha sonra da sizden gelen genç balerinler ve baletler sayesinde yaşamaya ve yaşatmaya devam edilecek balede. Ben sizinle devam etmek istiyorum. Çünkü biraz önce de dediniz ki doğaçlama yapardım arada sırada. Sizin için hep şöyle bir tanımlama yapılıyor. Kendi stilini yaratmış, kendi üslubunu yaratmış, ender balerinlerimizden bir tanesi deniliyor sizin için. Nasıl yarattınız bu stili? Bilinçli bir çalışmanın sonucu muydu, yoksa biraz önce dediğiniz gibi içinizden gelen doğaçlamalarla mı oluştu bu stil? Sanatçı tabii, yani bir rolü aldığınız zaman, o rol size verildiği zaman artık onun sahibi sizsiniz. Evet. Karşıya aslında bir sürü hak tanıyıp bir süre sonra hak tanımazsınız. Karşıdaki koreografa veyahut da yaşamıyorsa o, diyelim ki kul gölü diyelim. Şimdi Kuğ'un ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Kuğ gibi dans etmenin binlerce Kuğ Gölü oynuyor. Bence ben hep oynarken düşünmüştüm. Çünkü bu rolü o kadar çok kişiler oynuyor ki ben öyle olmalıyım ki değişik olması lazım. Evet. Çünkü binlerce kere Kuğ Gölü'nü aynı şekilde, tabii ki ben bunu gene klasik çizgiler içinde oynuyorum. Hiçbir şekilde koreografi değiştirmem. Ama benim o anda müzikle hissettiğimi, bir baş figürümü, bir bakışımı, bir kanadımın altına saklanışımı karşıdaki öğretemez ki. Evet. Onu veremez karşıdaki seyreden hoca. O benimdir. Yani onu ben her provada bir takım, belki fazla kaçabilir bazen, belki eksik gelebilir ama sanatı icra etmek için muhakkak kendinizin kokusunu vermeniz lazım. Aksi takdirde sizi seyretmezler. Çünkü binlerce kişi o tekniğin alülalasını yapıyor. Evet. Ki tabii ki bu mertebeye ulaşmak çok girişte zaman. De belirttiğim gibi çok zaman. Sürekli çok oynamak, hiç aksatmadan evet, hiç. antrenman evet, çalışma hiç. Çalışma evet. çalışma yaparak büyük evet. bir disiplin, özveri ve sebatla bu işe devam ederek mümkün olabiliyor. Evet. Ondan sonra o stili artık kendini evet, oluşturmaya başlıyor evet. bir anlamda. Sizin ne kadar disiplinli çalıştığınızı sadece bale camiasında değil, onun dışında da bilmeyen yok. Hatta sizinle ilgili bir konuşma geçtiği bir ortamda şöyle denmişti. Meriç Sümen o kadar baleyle iç içe yaşayan bir insan ki yemek yaptığı sırada bile mutfakta bacağının evet. bir tanesini kaldırır ve çalışmaya devam evet, eder demişlerdi. Bu derece mi evet ama çok güzel. Yani o kadar faydalı ki bana söylüyorlar ama ben yani çok faydasını gördüm doğrusu. Çünkü mutfağımın tezgahı çok güzel. Benim bacağımın açısına göre uygun. Doğru istihbarat almışım çok demek doğru, ki. Çok doğru evet. Orada şey yaparken aslında ben salata yemeği falan da çok meraklıyımdır. Yani yemek şey, iyi beslenmemle o da bale için. Çok iyi yiyeyim ki çok iyi çalışayım hikayesiyle. Yani beslenmeye de çok özen gösteririm. Onları yaparken
bacağım iç adedesinin o gün yanlış basmışımdır, bir şey olmuştur yani kafamda, onu çalıştırırım, o kadar rahattır ki o. Veyahut da yeni bir pabucu ayağıma alıştırmak için bale salonuna beklemeye gerek yok, onları ayağıma giyerim ben, öyle ucunda giderim, telefona giderim, kapıya giderim, onları oynarım filan. Yani bunları hep gülerlerdi aslında. Ben çok faydalandım. Evet. Aslında gene de baleden kopamam, seviyorum yani. Her şeyin içinde baleyi sokmak çok hoş bir şey, benim kendi kutum bu, gizli kutum. Evet. Ama sonra açtım, peki, söyledim. Bu bakışı yeni yetiştirdiğiniz balerinlere, baletlere de aşılamaya gayret ediyor musunuz? Onlarda bu bakışı yakalayabiliyor musunuz? Bu hevesi ve isteği, arzuyu? Vallahi yakalayamıyorum gibi bir şey var. Bir de çok gençlerse henüz beni anlamaları mümkün değil. Biraz beni deli falan görebilirler. Onun için ondan korkuyorum. Ama yaşları, benim mesela dansçılarım yani 18 yaşında falan değil, hepsi 30 yaşında. Çalıştırdığım dansçılarım. Onların da kendi kişisel sorunları, problemleri var. Bunlar hep sinirlerine, adelerine akıyor. Koçluk yani sadece nasıl yapılıyor hikayesi olmuyor biliyorsunuz. Onun bütün özel hayatıyla uğraşmanız lazım. Ancak onlarla paylaşabiliyorum. Çünkü ancak o yaşlarda beni anlayabiliyorlar. O bilinç olur. Küçük yaşlarda bizim hocalarımız da örnek olurlardı da söylemezlerdi. Yani biz böyle onları şey gibi takip ederdik. Ama hani işte saçınızı böyle yapın, işte şu küpeyi takın demezlerdi. Ama biz onları taklit ederdik. Mesela benim, biz Epilyard, Fenmen, Mithat Fenmen'in eşi rahmetli hocam, beni ilk yani başlatan hocam baleye. Ben bu kadar güzel bir kadın çok az yani. Bu kadar güzellikte bir saç, bu kadar güzellikte bir inci küpe. Hayatım boyunca hep o inci küpelerle onun saçına, ben de büyüyünce böyle olacağım derdim, hoca olacak. Yani hocalar kendilerini aynı zamanda hayran bırakmalılar. Evet. Peki bu bütünlükte o zerafet ve güzellik ne derece önemli? Çünkü bu bir tesadüf mü yoksa işin bir parçası mı bilemiyorum ama baş balerinler, prima balerinaların hepsi genelde o kadar duru ve zarif bir güzelliğe sahip ki, özellikle mi bu şekilde seçiliyor yoksa bu işin bir parçası olarak herhalde kabul ediliyor onu mu? Onu ben size tam yanıtlayamam. Çünkü ben nasıl göründüğümü bilmiyorum. Fakat bizler biliyoruz, çok siz, güzel görünüyorsunuz her zaman. Ben her zaman son derece kadın olarak da bakıma çok fazla itina gösteririm. Biraz evvel dediğim gibi beslenmeye de. Çünkü görsel sanatların en güzelidir bale. Seyirciler binlerce göz size bakıyor. Yani devamlı tekniğe mi bakacak, oradan tıttır tıttır tıttır, olmaz öyle şey. Sıkılır insan. Ben bile baleciyim, çirkin kızı seyretmem yani, niye seyredeyim? Gayet doğal bir şey. Erkeğin de güzeli, bir kere görsel sanat güzel olması lazım. Evet. Ama güzel ne anlamda? Belki bebek anlamında değil, bebek kadar güzel anlamda. İfade, gizem, doğaçlama, tılsım, iletişim, koku. Bunlar, mesela ben sahneye çıktığım zaman, seyircime baktığım zaman aslında onları kokluyorum. Yani onun bir kokusu vardır böyle, insana gelir ve sarhoş olurum. Yani o zaman başım dönmeye başlar. Ondan sonra bilmiyorum ne yaptığımı. Yani onların nefesi, onların sıcaklığı ilk evvela bana geçiyor. Yani o duyarlılık, iletişim şimdi ve ifadenin oluşturduğu size. Yani bir bu şekilde güzellik anlatıyorum. Sonra belki benim kokum onlara geçiyor. Evet. Zannediyorum. Yani peki, bu şekilde ifade ediyorum. Bunca çalışmanın, hayatın belki de her boyutunu disipline etmenin neticesinde yine de bütün her şeye rağmen hepimiz insanız, sizler de insansınız. Sahnede başınıza aksaklıklar geliyor mu? Ayağınıza kramp girebilir, tabii, tabii, bu kurabilir, tabii, partnerinizle uyuşmazlık var olabilir. Yani, tabii, ne tabii gibi şeyler yaşadınız bu anlamda? Yani sahneye çıkmak çok şeyleri yaşamaktır zaten. Mesela örneğin tempolarınızda çok büyük problem olur. Çok yavaş yapacağınız hareketler birdenbire şefin emriyle inanılmaz bir hokkabaz kılığına girebilirsiniz. O anda durup sayın seyirciler çok özür dilerim, bakın burası yavaştı onun için hızlı, böyle bir şey olmaz. Ya ben çok kızarım dansçılara çünkü her şey olabilir. O zaman efendim dört dörtlük müzikse size iki dörtlük çalar. Siz de o sistemi iki dörtlük yapmak mecburiyetindesiniz. Çünkü seyirci bunu anlamaz. Evet. Anlamak mecburiyetinde değil, sizi seyrediyor. Hemen o anda bir uyum sağlamak Derhal zorundasınız. Kendiniz koreografi yaparak o hareketin içinden bir tanesini, bunlar tabii ama ben size yani böyle 5 dakikaları bahsetmiyorum, bunlar hepsi salise. Bir yaptığını bir sonrakini bilmen lazım. Ondan o geçişi hesaplayıp, çünkü müzik çok önde gidiyor. Kaldı ağır gidiyor. O da olabilir. Çok yavaşça. Yer çekimi var mesela. Zıplıyorsunuz şimdi. Havada mı duracağım ben yani? Durmama imkan yok. Demek oluyor ki havaya çıkmadan evvelki hareketi fazlalaştırmam lazım. Çünkü müzik çok çekiyor. Evet. Gibi. Bu bant var ya, eteği devam tırırır. O da tabii hissederek, o baleyi tabii yaşayarak tabii mümkün olabilir. Yani şefe bakarak dans edilmez, fakat şefi duyarak dans edilir. Hiçbir zaman bir insan şefe bakarak dans edemez. Evet.
Siz pek çok kez Londra'ya gittiniz. İlk sizi zannediyorum De Valva götürdü. Evet, evet. Daha sonra da pek çok kez Londra'ya gittiniz. İngiltere'nin yanı sıra pek çok ülkede ünlü partnerlerle birlikte, ünlü bale topluluklarıyla birlikte sahne aldınız. Şimdi bunca yıl yurt dışında da bale yapmış bir sanatçı olarak ister istemez Türk balesiyle yurt dışında şahit olduğunuz ve yer aldığınız bale arasında mukayeseler yaptınız mı? Tabii çok yapmışımdır. Çok yapmışımdır. Hiç kendimi ve kendi balemi asla küçümsemem. Hı hı. Ve küçük görmemişimdir. Çünkü yetenek ise Türkiye'de çok fazla var yetenekli dansçı. Fakat imkansa Türkiye'de sıfır imkan olduğu için ben her zaman söylerim, benim ayağımdaki pabuçları ve benim dans ettiğim sahneyi o dansçıya vereyim, onun ayağındaki pabuçları bana versin, onun dans ettiği sahneyi o bana versin, o zaman yarışalım derim. Yani ben çok muvaffak oldum. İmkansızlıklarda insan çok muvaffak oluyormuş. Bir ayağımda böyle yarışmalara falan veya temsiller evveli Türkiye'deki çalışmalarımda pabuç problemleri, onların sahneleri çok büyük. Bizim sahnemiz o kadar büyük değil ki, kondisyonum yok benim o sahneyi dans edebilecek. Dolayısıyla ben kendi sahnemde iki dönerek onları yapmam lazım ki kondisyonumu açmam için. Yani şu anda bunları dile getirmek istemiyorum. İnanılmaz güçlüklerle takım yerlere geliyorsunuz ki doğal. Bunu söylemek zaten abes. Tabii ki öyle olacaktır. Ama ben bunun bir zamanlar doğal olduğunu düşünürken bu doğallık çok fazla ilerledi. Şimdi çocuklarımıza ne veriyoruz ki, ne istiyoruz? Onu çok iyi düşünmek lazım. Peki bugün Türk balesinden söz edilebilir mi? Çünkü siz 10 sene önce verdiğiniz bir röportajda Türk balesi henüz yok. Bir bale opera kitabı bile yok demişsiniz. Peki bugün bu anlamda bir değişim var mı? Gene de pek fazla olduğunu sanmıyorum. Mesela arşivlerimiz falan çok zayıf. Örneğin bugün beni dans ederken görmek isteseler bir tek film dahi yok. Örneğin bir 50. yılında, balenin 50. yıl dönümünde bir belgesel bile yapılamadı maalesef. Hiç yapılamadı, yapılmadı, düşünülmedi. Bakanlıklar gelip geçti. Hep de gelip geçecek. Ben hep böyle menfi konuşurum ama inandım ben buna. Onun için, ama şimdi insanların kişisel bunu yaptırma imkanları var. Bizim o zaman o da yoktu. Yani kendimizi de çektirip bir şeyler yaptıramıyorduk. Videolar falan bilmiyorduk. Yani o zaman filmleri nereden bulalım edelim, bir şeyler bilmiyorduk. Resimler var. O da gazetelere gönderildiği için ben de hep çok kötü resimler kalmış. Yani güzelleri gazetelere göndermişim. Geri gelmemiş. Dolayısıyla çocuk geçenlerde çok ilginç bir şey oldu. Ben bir İş Bankası reklamına çıktım. Evet. Bir toplantıda bir bey kalktı, dedi ki çok üzgünüm Meriç Hanım dedi, ama benim çocuğum sizi ancak İş Bankası reklamında tanıdı dedi. Ben de çok üzüldüm dedim, yani diyecek bir şey yok. Dolayısıyla bu tabii hükümetlerimizin düşüncesizliği oluyor, hatası oluyor. Sizi bile eğer genç nesillere yani yazılarda kaldım. Yani aslında belki küçük çocuklar için ben 80 yaşında falan, yani öyle düşünüyorlar. Evet, öyle görüyorlar. İşte yani arşivcilik değer bilme yok. Ama seneler evvel belki 20 sene yok. Tunca 4 yaşında olduğuna göre benim oğlum uzman yok. 2. 18 sene evvel İş Bankası bana bir teklif getirmişti. Bazı sanatçıların hayatını filmle çekeceğiz. Kendi arşivimizde kalacak ama Allah uzun ömürler versin. Siz ölünceye kadar bir hak iddia etmeyeceksiniz. Oğlum, peki dedim ben de. Ve onlar film yaptılar. Benim ta İstanbul'lara geldik. Ankara'da oturuyordum o zaman. İstanbul'a geldik. Benim doğduğum ev şeyde, Silivri'de, o bulundu, o köyde filan, babam asker olduğu için. O evin resim filmleri çekildi. Ben çıkıyorum eve, iniyorum işte bilmem ne. O, ya öyle kayıtlar var. Tabii bunlar çekildi ama İş Bankası kendi yaptı yani. Belki saklıyor işte. Ne güzel. En azından böyle bir belgenin oluşturulması çok anlamlı. Tabii. Yarın öbür gün daha geniş kitlelere de ulaştığı zaman bu tür belgeseller toplum adına büyük bir kazanım olacak. Özel sektör yapsın ya da devlet yapsın. Tabii. Hiç önemli yani değil. Kültür Bakanlığı'nın çok zor herhalde bu işleri, sıralaması vesaire, ama özel sektör yani çok çok iyi olur. Mesela benim şimdi kamera oğlumu çekiyorum dans ederken, işte ders yaparken yanlışını falan baksın diye. Sonra kendim Tunca ne kadar güzel diyorum. Sakla bunları diyorum. Mesela. Şimdi bunu hemen açmak istiyorum. Çünkü bir zamanlar size sorulmuş oğlunuzun baleyle ilgilenmesini ister misiniz falan diye. Siz hayır hayır demişsiniz. Yok. Bugün nasıl ilgisi, ne boyutta, devam edecek çok mi? Çok fazla tabii. Çok annesine çekmiş. Çok fazla sevgisi olduğunu biliyorum. Çok fazla disiplin sahibi olduğunu da görüyorum. Yeter ki bunu kaybetmeyip devam etmesini diliyorum. Devam etmesi. Çünkü her şey devam ederek oluyor. Ve çalışmak falan devam ederek. Tabii erkek o. Yani şimdi 21 yaşında erkek bir dansçıyla aynı
çalışmamızda zor oluyor. Çünkü erkek hocayla daha rahat çalışıyor. Onu kendine göre stepleri var. Siz eleştiriyor musunuz kendisini? Tabii hiç durmadan. Çok sıkılıyor benden. Tamam anne. Sakin öğrencim, her şey yavaş yavaş olacak. Peki istemiş miydiniz? Hayır. O kendisi mi büyük bir istek gösterdi? Kendisi, ben istemedim. Çünkü ilkokulu bitirdikten sonra Tunca orta 1'de gitti baleye, geç gitti. Ben onun o vakte kadar baleyi istediğini hiç görmedim, hissetmedim. Yani ben çünkü evimde son derece değişik bir insanım. Hiçbir şekilde sahneyi ve sanatı evime getirmem. Yani kendi bale resimlerim yoktur, hiçbir şey yoktur. Evim son derece sade, düz bir evdir yani. Tunca'nın nasıl olmuş da böyle genetik çıkmış, herhalde, evet. Değil mi? Genetik bir ama sorun. Ben şimdi onun sanatçı olmasından gurur duyuyorum. Çünkü her şeyden evvel annesi olarak çok mutluyum. Çünkü sevdiği işi yaptığı için mutluyum. Bir insanı sevdiği işi yapması... Ama herhalde onu izlerken böyle bir tedirginlik ve rahatsızlık, evet, bir heyecan vardır. O beni sinirlendiriyor size aslında. Çünkü her dakika onu kontrol ediyor. Elimde değil yani. Evet. Sabırlı olmam lazım. Evet. Onu beklemem lazım. Siz yıllar sonra ne mutlu bize ki yeniden dans ettiniz. Evet. Bir anlamda yeniden baleye döndünüz. Afife Jale balesinde, evet, oynadınız. Nasıl bir duyguydu bir ara verdikten sonra? Gerçi baleden hiçbir zaman kopmadınız ama sahnede bizzat yer alarak baleyle yeniden sizinle karşılaşmak bizim için çok büyük bir sürpriz ve anlamlı bir başlangıç oldu. Acaba bunun devamı gelecek mi ve yeniden bale yapmak sizin için ne anlama geldi? Şimdi ben tabii bildiğiniz gibi orada bale yapmıyorum. Yani pabuçları da ayağımdan attım. Evet. Son derece rahat. Ayaklarım, evet, hiç acımıyor, evet, bir kere. Rahatım bu bakımda. İkincisi, inanın doğduğum yer gibi sahne benim. Sanki oraya doğmuşum. Oraya bırakıvermişler gibi. Ben de sizin bu sualinizi kendime bir kere sordum. Fakat bir daha sormadım. Çünkü pek heyecanlanabilirim. Hani, evet, küstük mü? Acaba o bana küstü mü filan? Hani beni arıyor mu dedim. İlginçti. İlk Ankara sahnesinde oynamaya çıktığım zaman çok daha heyecanlandım. Burada heyecanlanmadım. Çünkü ilk başrollerimi o sahnede oynamıştım. O sahnede burası kadar var. Küçücük Ankara sahnesinde zaten nefes almanız mümkün değil. Orada biz onu nasıl oynamışız, o da enteresan bir şey. İşte o zaman çıkarken dedim ki acaba şu perdelerin, ışıkların kıvrımları arasında benim nefeslerim duruyor mu filan dedim. Şöyle bir bakındım. Bismillah dedim ve çıktım. Sanki böyle bir şey oldu birdenbire. Hiç bakmadım seyirciye. Sonra yavaş yavaş baktım yani ne yapıyorlar diye. Heyecanlanmadım desem yalan söylemiş, evet, olurum ama 8 dakika gibi, evet, 2 dakika sonra bitti olay. Yani ben gene kendi kutuma girdim, bir şeyler yaptım. Peki yine bu anlamda ara sıra böyle bize sürprizler yapacak mısınız? Evet. Çok güzel. Şimdi sürprizler gelecek. Çok güzel. Bunu duymak çok umut verici, mutlu edici bize. Son olarak hep balenin güzelliklerinden ve zarafetinden bahsettik ama tabii balenin ne kadar özveri gerektiren, disiplin gerektiren ve hayatın başka alanlarını da bir anlamda işgal eden bir sanat dalı olduğunu pek çoğumuz biliyoruz ya da en azından tahmin ediyoruz. Siz de dönüp baktığınız zaman çocukluğumdan, genç kızlığımdan, kadınlığımdan, anneliğimden bir şeyleri erteledim, bazı duygularıma gem vurdum düşüncesini taşıyor musunuz zaman zaman? Hayır. Çok az. Yani o bile artık o kadar olur diyoruz. Çünkü dedim biraz evvel size. Yani hiçbir şey fedakarlık yapmadım ben. Ben sadece arzu ettiğim şeyi yaşadım. Evet, ama bir yerde bir röportajınızda belki kullandığınız sinirli, vardır, bir cümle vardır, dikkatimi çekti. Özellikle bunu Sayın Sümen'e sormak istiyorum dedim. Ki kendi içinde çok önemli bir mesaj da veriyor çünkü bu cümle. Bale sanatçısı kimdir diye size sorulmuş 1986 yılında Cumhuriyet'e verdiğiniz bir röportajda ve siz de yanıt olarak şöyle demişsiniz. Bale sanatçısı dünyanın her yerinde çok genç yaşta kendisine aşırı yüklenilen ve çok yıpranıp çabuk tükenen kişidir. Evet, öyledir. Çok doğru. Çok doğru. Ama o aşk insana işte sinirsel büyük bir yıpranta oluyor. Onu söylemem, itiraf etmem lazım. Evet. Şeyden bahsetmiyorum, kemik ve adereden bahsetmiyorum. Herkes yorgun. Yani yoruluyorsunuz, yatınca, tedavi olunca geçiyor. Çok büyük kazaların şeyin. Ama ruhsal ve sinirsel sizi öyle bir noktaya getiriyor ki o sizin hani heyecanla beklediğiniz Mary Sümen çıkacak olayında o Mary Sümen ne şekiller alıyor arkada? Hiç düşünebiliyor musunuz? Çünkü bale öyle bir sanat ki film gibi filan çekim olmadı, baştan filan böyle bir şey yok. Yani 3 ay bir eseri çalışıyorsunuz, bir ayağınızın takılması veya bir öne atmanız veya bir heyecan, bir ne denir, tense bir hale gelmeniz, evet, bütün seyirci "Aa, düştü" diyorlar mesela. Evet. Allah Allah, ne alakası var yani. Evet. Onun için çok zordur.
çok sinirli olup çok aşırı bir olayın üzerine gidip çok soğukkanlı olacaksınız. Şimdi bu iki sıcak ve soğuğu bir anda nasıl getireceksiniz yani? Evet. Bu arada işte yıpranıyorsunuz çok fazla. O yüzden de sizin gibi baş balerinleri her zaman bulmak sadece Türkiye değil, dünyada da çok mümkün olmuyor. Yani teknik olarak bale benden de iyiler, dünyadaki dansçılardan da iyilerdir. Herkes bir yere gelir. Ne kadar? Bir yere gelmek, sonra ne yapacağız orada? Hı. Aa ne güzelmiş, ben aşağı iniyorum diyemiyoruz. Yani bir yere gelip halkın istediği şekilde devamlı imtihandasınız. Çünkü sizin hatanız kabul edilmiyor. Enteresan bir şey oluyor. Hiç müsamaha yok değil mi? Evet. Öyle bir şansınız yok. Yani onun bir kadın olduğunu, onun da iki ciğer, bir başı, iki bacağı olduğunu unutuluyor. Tam anlamıyla mükemmellik talep ediliyor tamamen sizlerde. Orada yani sinirsel yıpranma odur. Onu söylediğim yıpranma odur. O da bazen istemiyorum bugün bale yapmayacağım falan gibi bir değişiklik olur. O gün gitmezsiniz. Şey karşıt gibi göstermek gibi. O kadar. O kadar. Çok teşekkür ederim efendim teşekkür programa ederim. Katıldığınız için ve yeniden sizi sahnelerde görmeye devam edeceğimizin müjdesini almak da ayrıca bir mutluluktu. İnşallah. Çok teşekkürler. Programımızın sonunda konuklarımıza uzattığımız bir defterimiz var. Ve bildiğiniz gibi sizin için de bir sayfa ayırdık buraya. Diyorum ki içinizden ne geliyorsa lütfen buraya bizler için yazıverin.